Bugün o 19. Altcoin için kritik işte olacaklar diyor. Çeşitli kripto paraları görüyorsunuz burada. Ne varmış? The Graph'tan bahsediyor. SingularityNet'ten bahsediyor. AVAX'tan, ApeCoin'den, ING'den derken bu şekilde devam ediyor. Biz de bunlardan bahsedeceğiz ve ne var ne yok diye bir göz atmaya çalışacağız. Tabii videoyu beğenmeyi unutmayalım. Onu da ben hatırlatmış ve söylemiş olayım. Çok kısa vaktinizi ayırıp bu videoya beğeni bırakınız. Lütfen aşağıdaki beğenme butonundan. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz tabii abone olmayı da unutmayınız, ihmal etmeyiniz. Yeniden teşekkür ederim. Kripto para piyasası son yıllarda muazzam bir büyümeye değişim yaşadı. Aynen öyle. Tabii altcoin'lerin çıkışı bu biraz daha geniş zaman çapında söylüyor galiba. Tabii altcoin'lerin çıkması Ripple'dır, Ethereum'dur. Devamında emsaller olan işte burada adı geçen yine aynı şekilde. Bu arada şu alttaki The Graph değilmiş ya. Ben onu The Graph zannettim. Unigraph'mış. Neyse işte. Çeşitli altcoin'lerin çıkması, Avalanche'dir, Solana'dır falan. Tabii bunların da çok ciddi bir alternatif yaratmasıyla karşımıza çıktı mesela. Avalanche'in, Cardano'nun gerçekten de akıllı sözleşme konusunda pratikliği, Solana'nın Ethereum'da olmayan ve gerçekten ikinci bir kapı açan düşük maliyeti, hızı vesaire. Tabii Solana'nın da çok ciddi çeşitli problemleri var. Güvenlik konusunda herifler rezaletler yani, çok kötüler. Bakalım. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto paraların yanı sıra her geçen gün yeni altcoin projeleri ve tokenlar ortaya çıkıyor. Ya ben çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bakın, Vitalik Buterin'in söylediği bir şey vardı. Son zamanlarda, yakın zamanda bunu değerlendirdik. Bak, adam diyor ki portföyünüz sıkıcı olsun. Yani çok net bir şey söylüyor. Vitalik Buterin genel açıklamalar yapmış. Birincisi, asla diyor adam 2x üzeri kaldıraçlı işlem yapmayın. Hiç kaldıraçlı işlem yapmayın. Zaten biliyorsunuz bizde yasaklanıyor kaldıraçlı işlemler. Bu bir. İkincisi, adam diyor ki portföyünüz sıkıcı olsun. Yani bu ne demek? Çok fazla bir şeye bulaşmayın, karışmayın. Bunun yerine daha çok işte riskli varlık, böyle çok shitcoin'dir, midcoin'dir, bu toplara girmeyin. Risk ödül paritesini düşük tutun. BTC, Ether, majör altcoin'lerde dengeli ve güvenli stratejiler izlemekten bahsediyor. Evet, bu şekilde. Yani portföy sıkıcı olsun demek bu demek oluyor aslında. Korelasyonu yüksek varlıklar. İşte BTC'den korelasyonu yüksek olarak Ether'dir, Sol, AVAX şeklinde varlıklarla dengeli politikalar. Mesela bu işte Shiba, XRP, Doge gibi varlıkları alamazsınız anlamına gelmiyor. Sadece vaktini bilerek alım yapılabilir ancak. Bu şekilde. Sıkıcı bir portföy iyidir, doğrudur. Bu hızlı tempolu ortamda yatırımcıların güncel gelişmeleri takip etmesi ve bilinçli yatırım kararları vermesi oldukça önemli. Muhakkak hareketli günler yaşadık diyor. Buraya göz atacağız, bla bla bla. Neler çıkmış baksanıza. Garip garip şeyler ya. Mesela şu Open Campus diye bir şey var. Yani her şey bitti. Eğitimi de siz vereceksiniz yani. Git işine ya. SingularityNet diyor, haftalık soru cevap etkinliğine topluluk katılımı için fırsat sağladı. Bu SingularityNet dediği Elon Musk'ın favori yapay zeka coin'idir. Tabi bunu da açık SingularityNet bildiğim kadarıyla SingularityNet benim favori yapay zeka coin'im demedi adam. Hiç değilse ben dediğini bilmiyorum yani. Fakat buna karşılık da sürekli üzerine bir dönem, özellikle çok etkin bir şekilde sürekli tweetler atarak, sürekli anlatılar yaparak, sürekli paylaşım yaparak fiyatlarını artırmıştı. Hatta SingularityNet ile isim benzerliğinden dolayı SingularityDAO projesinin main token'ı da çok agresif yükselişler yaptı. Bunu gerçekleştirmesinin sebebi tabii kendisinin de yapay zeka tokenları üzerinden çeşitli noktada spekülatif olarak prim yapmak ve AGX'in de daha zamanında Sentiment'in de söylediği gibi emsali olan, benzeri olan yapay zeka kriptolarına göre gerçekten de açık ara daha spekülatif bir kripto para birimi olmasından geçiyor. Bunu da böyle ifade etmiş olalım. AGX iyi bir altcoin'dir. SingularityNet sağlam bir proje olup yine yapay zeka ürünleri satış platformu gibi düşünülebilir ve bu şekilde akılda kalabilir. Yakın zaman içerisinde zaten bu yüzden AGX, main token olan AGX oldukça spekülatif. Aynı şekilde SingularityNet yakın vakitlerde Fetch.ai ile de ortaklık kurduklarını açıklamıştı. Avalanche, Durango topluluk çağrısı aktivasyon, IVM ve ışınlayıcı hakkında güncellemeler sağladı şeklinde ifade ediyor. Evet, yine önceki videolarda da konuştuğumuz gibi Avalanche üzerinde de hazırlıklar yapılıyor. Sezon genelini güçlü tutabilmek, sağlam bir süreçten geçebilmek adına gördüğünüz gibi sağlam çalışmalar mevcut. AVAX korelasyonu yüksek bir altcoin'dir. Piyasadaki en büyük DeFi Web3 ve akıllı sözleşme protokollerinden, Katman 1 protokollerinden bir tanesi olan Avalanche ekosisteminin main tokenıdır. AVAX korelasyonu yüksektir. Katalizörleri ve çalışma sistemleri Solana ile birbirlerine benzerlik göstermektedir. Injective diyor 6200 ING yakıldı. Ve bu da token deflasyonuna olan bağlılığı gösterdi. Evet. Burada ING olsun, AVAX vesaire, Ether, bunların hepsi aslında yakıma tabi oluyorlar. Yani bunların tamamında yakımlar zaten gerçekleştiriliyor. Burada herhangi bir problem yok. Genelde çok bilinmiyor. Injective de yapay zeka projelerinden biri olarak sayılır mı? Bunlar üstüne çalıştığı biliniyor ve bundan kaynaklı olarak çok ciddi katalize olduğu biliniyor. ING coin'in bu bakımdan pozitiftir. Yani çok da beğendiğim bir kripto para birimidir. ApeCoin, özel bir ApeCoin blockchain olan ApeChain oluşturulması için oylama süreci devam ediyor diyor. Ben daha önce de söyledim, ApeCoin beğendiğim bir varlık değildir. Bu noktada daha önce de çok fazla üzerinde durulmuştur. Polygon ekibi, Polygon CEO'su yakın vakitlerde ApeCoin ile alakalı ZK-YVM yapma ve dolayısıyla Ape'i canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunulabileceğini söylese de Ape üzerindeki enflasyon çok ciddi sıkıntı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.